Değerli izleyiciler, merhabalar. Köy TV ekranlarından teoriden pratiğe mantar üretimi programımızın bir yeni bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz efendim. Teoriden pratiğe diyoruz. Teorik kısmını biliyorsunuz, stüdyomuzda aşama aşama mantar üretiminin bütün aşamalarını sizlerle paylaşmıştık. Hasatımıza gelmiştik. Meyve dönemini sizler için ekranlara taşımıştık. Bu bölümümüzde artık işi pratiğe döktük efendim. Bursa'mızda, Karacabey'imizde bir mantar üretim tesisinden sizlere sesleniyoruz. Değerli hocam, Doktor Yavuz Selim Şahin hocam bizlerle birlikte olacak. Bu bölümümüzde işin pratik kısmını mantar üretiminde hasadı ve meyve dönemini sizler için ekranlara taşıyacağız. Değerli hocam hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız hocam? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz hocam. Teorisini konuştuk mantar üretiminin, az önce de bahsettiğim gibi artık işi pratiğe dökme. Orada konuştuğumuz konuları burada artık izleyicilerimize birebir gösterme fırsatı bulduk. Bizler de burada güzel bir üretim tesisindeyiz. Programı yaparken tabii program esnasında üreticilerin çadırlarından, üretim yerlerinden fotoğraflar, görüntüler de alıyorduk. Ama bugün dedik üreticiye gelip bizzat ziyaret edelim. Hasat nasıl yapılıyor görelim, izleyicilere gösterelim. Şimdi buradaki üreticimizin bu arada bu İlk hasadı, ilk üretimi. İki odalık üretim yeri var burada. Bu mantar işine ilk defa başladı. Biz de bu üreticiye burada danışmanlık hizmeti yapıyoruz, yardımcı oluyoruz. İlk üretimini kazasız belasız atlatması için ufak tefek eksikler olmasına rağmen yaptırdık. Birazdan hasat işlemini sizlerle buluşturacağız. Evet, onun öncesinde tabii bir ön bilgilendirme için burada güzel bir sohbet, güzel bir ortamda yapıyoruz aslında. Hocam şimdi istiridye mantarını biliyorsunuz ilk olarak bölüm bölüm anlatmıştık. Bugün de aslında istiridye mantarının hasadını sizler için ekranlara taşıyacağız, izleyicilerimizle paylaşmış olacağız. Şöyle bir teorisine yine bir dönelim istiyorum. Evet, pratiğini bugün ekranlara taşıyacağız ama şöyle bir teorisine de bir değinelim istiyorum. Tabii ilk aşamamızda kompost hazırlığı diye başlamıştık programlarımızda. Daha sonrasında misal seçimi, tohum seçimi, ondan sonrasında meyve dönemi, hasat gibi birçok aşamadan, pin tetikleme döneminden bahsetmiştik. Tabii bugün programda artık meyve dönemi ve hasadı konu alacağız. İstiridye mantarlarımız kompostlarından çıktılar. Bizleri bekliyorlar aslında şu anda içeride de. Şimdi bu aşamaları şöyle bir teorik olarak tekrardan anlatacak olursak başa bir dönelim istiyorum, yani kompost hazırlığına nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bu aşamaya gelene kadar neler yaşadık sizlerden dinleyelim. Ya kısa bir özetle değinelim tekrardan. İlk önce yapmamız gereken sağlıklı bir tohum seçmek, taze bir tohum seçmek. Tohum seçimini iyi yapmazsak zaten geriye kalan her adım boşa gider. Sağlıklı bir tohum seçtikten sonra kompostun yoğunluğu, pH'ı, ondan sonra karbon azot dengesi gibi parametreler çok önemli. Komposta maksimum bir iyi bir verim alabilmek için kompostun nem oranı da çok önemli. İşte bazı günümüzde yapılan kompost yöntemlerinde bazı avantajlar var, dezavantajlar var. Mesela optimum bir üretim için %70 neme sahip olmalı bir kompost. Ama günümüzde pamukla, samanla yaptığınız kompostun %70 nem tutma kapasitesi yok. Maalesef %55-60 civarında nem tutabiliyor ham madde. İstediğimiz hocam peki nem oranı nedir? %70 midir? Tabii nem oranını ne kadar artırırsak verim de daha güçlü olur. Ama günümüzde samanla, pamukla, günümüzdeki kompost yapım yöntemleriyle nem oranını artırmak biraz zor. Yani %55-60'larda ham maddenin nem tutuculuk özelliği. Bazı dezavantajlar var, avantajlar var. Ama klasik günümüzdeki kompost yapım yöntemleriyle daha ucuza mal ediyoruz kompostu. Daha maliyetsiz mal ediyoruz. Buna programda değinmiştik. Kompost yapımından sonra hocam peki şu noktaya bir değinelim istiyorum sizlerle. Şimdi kompost hazırlığını ucuza getirmek aslında çok önemli. Tabii uygun optimum kompostu da yapmak çok önemli ama bölge bölge baktığımızda benim pamuğa erişimim daha kolay diğer ürünlere göre veyahut samana ulaşımım daha kolay diğer ürünlere göre. Yani burada aslında ilk işe başlarken kompost hazırlığında ulaşıma
en yakın olan yani çok ucuza mal edebileceğimiz bir ürünü kullanmak mı daha önemli ucuza mal etmek açısından yoksa optimum şartları oluşturmak mı? İlk üretimde kendi kompostumuzu deniyorsanız pamukla denemek daha faydalı olabilir. Yani samana kıyasla küflenmesi, hastalanması biraz daha zor oluyor. Ama pamuk seçimi de samana kıyasla çok daha zor. Yani saman, buğday samanı standart bir ürün ama standart bir pamuk atığı bulmak çok zor. İplik fabrikalarında oluşan pamuk atıklarında çok fazla bilemediğimiz kimyasal boyalar, elyaf atıkları olabiliyor, farklı klima tozları olabiliyor. Yani pamuk seçimi büyük bir problem ama güzel, temiz, organik bir pamuk atığı bulursanız pamukla kompost yapmak en ucuz, en etkili bir yöntem. Kesinlikle. Aslında erişebildiğimiz ürünlerden başlamak daha iyi. Tabii bu işe ilk başladığımız zaman ticari bir işletmeye dönüştürdüğümüzde artık her şeyin optimum, en iyi standart olmalı. En önemlisi standart olmalı her şey. Standart çok önemli. Şimdi standart bir kompost, sağlıklı bir misel seçtik ve bunları ne yapıyoruz? Önce kuluçkaya tabi tutuyoruz. Kuluçkada iklimlendirme çok önemli. Kompostlarda sarımı, kuluçkayı tamamladıktan sonra artık pin tetikleme aşamasına geçiyoruz. Yani kuluçka dönemiyle pin tetikle döneminin iklimlendirmesi farklı oluyor tabi doğal olarak. Pin tetikledikten sonra o pinleri büyütmek, geliştirmek için de ayrı bir iklimsel değerler var. Onlara dikkat ediyoruz. En son burada olduğu gibi şu an hasat aşamasında ilk meyveler toplanmaya başladı. Bu arada bu izleyicilere göstereceğimiz bu odada dün yaklaşık olarak bir 100 kasa yani her kasa 5 kilodan oluşuyor. 500 kiloya yakın mantar toplandı. Bu ilk toplananlara yani sektörde bilindiği gibi öncü pinler deniyor. Yani ilk çıkan meyveler, önden gelen meyveler öncü pinler deniyor. Bu odada öncü pinler toplandı. Daha mı verimli oluyor hocam öncü pinler yoksa daha mı az? Yok, sadece ilk olgunlaşan, en erken olgunlaşan meyveler. Şimdi 2-3 gün sürecek burada hasadımız. Şimdi burada göreceğimiz görüntü öncü pinlerin toplantığı geriye kalan mantarlar. Aslında biz ikinci partına yetiştik üretim tesisinin. Tabii tesisimizi de bir tanıyalım istiyorum girmeden önce. Tesisimiz ne kadar büyüklükte, ticari bir işletme mi, buradan gelir kaynağı nasıl? Hatta direkt şunu da sormak istiyorum size. Akıllarda merak edilen bir konu var efendim. Mantar üretiminde kâr elde edebiliyor muyuz? Veyahut mantar üretiminin bir getirisi var mı? Bakın şimdi buradan bahsedecek olursak, 200 metrekare, 100'er metrekarelik iki tane oda var burada. Bu bir tane odadan yola çıkalım. Bir odayı doldurmak için ve o odadan hasat almak için 35-40 gün gibi bir süre geçiyor. 35-40 günlük bir sürede odayı doldurup hasat ediyorsunuz. Bu süreçte yaklaşık 100 bin liraya yani şu günümüzdeki şartlara kıyasla 100 bin liraya yakın bir para harcanıyor. 100 metrekareye. 100 metrekareye de 10 ton, ortalama 10 ton kompost doldurabiliyoruz. Şimdi içeride 10 ton kompost var. Biz buradan %20 verim elde edersek 2 ton mantar toplamış oluruz. Yaklaşık olarak mantarın kilogram fiyatı da şu an değişiyor. Yani stabil bir fiyatı yok. Bazen 85 liraya satıyorsunuz. Bazen 100 liraya, bazen 75 liraya. Ortalama 80 liraya sattığımızı varsaysak bu ay. Yani 2 tonluk bir ürünü 85 liraya sattığımızı hesap ettiğinizde bize kar getiriyor. Çünkü biz buraya harcadığımız miktar zaten 100 bin lira civarında, 200 bin lira civarında da bir para kazanmış oluyoruz aşağı yukarı. Aslında neredeyse %100 kar diyebiliriz. %100'e yakın bir kar elde etme şansı var. Ama tabii verim %10'larda kalırsa, 100 metrekarelik bir odadan 1 ton mantar toplarsanız ne yapar? Ancak işte kompost maliyetini belki karşılar. Yani kar elde edemezsiniz, hatta zarar elde etmiş olursunuz. Tabii bunları da düşünmek lazım ki
Burası 200 metrekarelik bir alan. Bunu daha çok büyütürsek 500 metrekare, 1000 metrekarelik bir alana çevirirsek masraflar da bir o kadar artacaktır. Evet, tabii. Peki hocam şöyle şimdi orantılı düşündüğümüzde özellikle bu kar marjında %20'lik bir verimle 500 metrekarelik, 1000 metrekarelik bir alanda üretim yaptığımızda %100 bir verim kazanıyoruz. Maliyetler de 5 katına çıkıyor. 100 bin lira değil 500 bin lira oluyor ama bizim kazancımız da o oranda artıyor mu? Veyahut yani şunu demek istiyorum aslında. Alanı büyüttüğümüzde aynı oranda karımız da büyüyor mu? Veyahut bunun getirisi, götürüsü yani olumlu veya olumsuz avantaj veya dezavantajları bize oluyor mu? Şimdi odaların çokluğu şöyle bir avantaj sağlıyor. Döngü ne dedik burada? 35-40 gün arasında. Şimdi sizin birkaç tane odanız olduğu zaman siz iki haftada bir ürün verebilirsiniz pazara. Ama tek odanız olduğu zaman sadece 35 günde, 40 günde bir pazara ürün veriyorsunuz. Biz bu sizin için aslında bir risk. Mantar fiyatlarının çok düşük olduğu bir döneme denk gelebilir. Mantarınızı pazarlamakta zorlanabilirsiniz. Ama sürekli standart haftada bir ürün verseniz sizin pazarınız daha stabil olur. Daha standart bir fiyata pazarlayabilirsiniz. Pazarınız daha oturaklı olur. Yani en az 4-5 odanız olduğu zaman çok daha karlı oluyor. Çok daha pazarınız daha kolay oturuyor. Tek odayla biraz pazarlamada biraz problemler olabiliyor. Evet, zamanlama açısından arz evet. Talep dengesi açısından. Ya şunun gibi düşünün. Bugün burada hasat başladı. Bu hafta mantar fiyatları çok ucuz gitti ve siz ucuza sattınız ama önümüzdeki hafta fiyatlar arttı. Elinizde mantar yok. Bundan dolayı yani en az her hafta ürün verebilmeniz sizin karınızı artırıyor. Peki hocam bunu yani çok büyük alanlarda değil de 200 metrekare içinde yapamaz mıyız? Yani biz çünkü mantarın çıkışı biraz da bizim elimizde sıcaklık veyahut diğer anladım. Etmenleri yükseltip alçaltmamızla yani o değişkenliği yaratmamızla ilgili. Şöyle söyleyeyim size. Biz bunu 100 metrekare odalarda yapıyoruz ya aslında 50 metrekare gibi küçük odalara bölsek 100 metrekareyi 2 odaya bölsek 50'şer metrekare iklimlendirmesi daha kolay olur. Hem periyodik olur pazara sağladığımız ürün. Sadece yatırım maliyeti artıyor. Yani 50 metrekare içinde ayrı bir klima gerekiyor, ayrı bir nemlendirme, iklimlendirme gerekiyor 100 metrekare içinde. Yani bir tane klimayla 3-4 tane odayı iklimlendiremezsiniz mantar üretiminde. Her oda için ayrı bir klima, ayrı bir iklimlendirme gerekiyor. Yatırım maliyetini artırır bu. Tabii hocam, işletmeden bahsediyoruz ama benim dikkatimi de şu çekiyor. Şimdi genelde bahsettiğimiz mantar üretimi genelde istiri diye üzerine baktığımızda. Peki bunun pazardaki karşılığı ne? Yani diğer mantar türlerine göre istiri diye mantarı mı daha çok tercih ediliyor ve işletmeler bunun üzerine kuruluyor? Şu an kültür mantarı pazarda daha kolay pazarlanabilir. Yani elimizde yüklü tonajda mantar var. Hangisini daha kolay pazarlarız dersek kültür mantarının pazarı daha oturmuş, daha standart seviyede. İstiridye mantarı daha yeni yeni öğrenilen, yeni yeni tanınan birçok insan henüz istiridye mantarını bilmiyor. Pazarlaması kültür mantarına kıyasla daha zor, talebi daha az pazarlama açısından. Ama fiyat açısından, karlılık açısından istiridye mantarı daha çok, daha karlı. İstiridye mantarında uygulanan işçilikler, maliyetler daha düşük. Yalnız kurulum İstiridye ve kültür mantarı üretimi için kurulum aşamasında maliyetler hemen hemen aynı. Çok fark etmiyor. Yani işletmeleri aslında aynı düzeyde kurduğumuzda evet. İkisinin de üretimini yapabiliriz. Sadece işçilik yani uygulanan işçilik üretim için kültür mantarında biraz daha yüksek. Biraz daha maliyetli. Çünkü orada örtü toprağa serilimi var, sulaması var. İşte her gün sulama yapılması gereken zamanlar var. İşte sürekli bir kontrol var. Kültür mantarında sadece iklimi takip ediyorsunuz hasata kadar. Örtü toprağa serme gibi, sulama gibi bir işçiliği yok istiridye mantarında. Yani hocam şunu yapabilir miyiz? Bir sezonda
İstiridye mantarı üretirken diğer sezonda üretimi değiştirip kültür mantarına çevirebilir miyiz? Tabii aynı odayı hem istiridye için hem kültür mantarı için değiştirebilirsiniz. Çünkü kullanılan klimalar, iklimlendirme yöntemi, havalandırma yöntemi birbirine benzer. Odalar dönüştürülebilir çok rahatlıkla. Evet. Hocam isterseniz daha fazla beklemeyelim. Bu arada biz bugün çekim yapmak için daha önceden kararlaştırmıştık. Mantarhanenin sahibi bugün sağlık sorunlarından dolayı yanımızda olamayacak. İzleyicilere selamı var. Yalnız içeride çalışan bir arkadaşımız şu an hasat yapıyor. Biz eşlik yapabiliriz onunla evet, birlikte. Gerekli bilgilendirmeyi evet. de ondan yine alırız. İzleyicilerimizi de daha fazla bekletmeyelim değerli hocam. İsterseniz artık mantarhanemize geçelim ve hasat nasıl yapılıyor? Hasatta dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Bunun cevabını birebir görmüş olalım. Değerli izleyiciler, şu anda mantarhanedeyiz. Gördüğünüz gibi şu anda yanımızda istiridye mantarlarının arasından sizlere sesleniyoruz. Tabii alanımız biraz dar olduğu için hocam size vereyim ben sözü. Siz buradan devam edin. Hasadı nasıl yapıyoruz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ve aslında hazır bulmuşken burada bir işletmedeki mantarhane nasıl olmalı? Baştan sona bir anlatalım. Sizlerden dinleyelim değerli hocam. Buyurun. Bakın bu görüntü mantar yaprakları biraz havaya kalkmış bir şekilde duruyor. Yani yukarıya kalkmış bir şekilde. Bu aslında spor atma dönemine ait bir şekil. Veya havasızlık çektiği zaman böyle. Hasadı geciktirdiğiniz zaman veya ortamda havasız bir iklimlendirme yaparsanız bu görüntüyü görürsünüz. Burada hasatta biraz geciktiğimiz için bunlar aşırı spor atma dönemine geçmiş. Ondan dolayı maske takıyoruz. Aslında bu maskeler bu arada çok koruyucu değil ama biz kısa süreliğine buraya geldiğimiz için bu maskelerle idare ediyoruz. Aslında olması gereken Muhammed arkadaşımız hasat yapıyor. Onun taktığı maske. Birazdan onu gösterelim. Şimdi mantar formu nasıl olmalı ideal? Şu görüntüye bakabilir miyiz? Bakın şu şapkalar ideal form. Sağlıklı bir iklimlendirme olduğunda şapka formu bu şekildedir. Ama hasadı geciktirdiğimiz zaman buradaki gibi yukarıya doğru kalkmaya başlar. Komposta değinelim. Bu poşetlerimiz yaklaşık 20 litrelik hacme sahip poşetler. Pamuk atığından yapılan kompostlar. Yani aşağı yukarı bu pamuk atığından yapılan kompostlarda verim %20 ile %30 arasında değişebilmektedir günümüzde. Yani şu detayı gösterelim. Ayrıyetten şu detayı gösterelim size. Şu yukarıda hava tüpleri var farkındaysanız. Ve tüplerde delikler açmışız. Yani buradaki amacımız klimadan çıkan soğuk hava mantara tüm odaya homojen dağılsın. Yani mantar rüzgar hızından, hava değişiminden çok ani etkileniyor. Bundan dolayı çıkan hava klimanın önündeki mantarları kurutabilir, zarar verebilir. Odaya klimadan çıkan havayı homojen bir şekilde dağıtmamız gerekir. Şimdi bakın bunlar gelişen pinlerimiz. Yani artık pin tetikleme bu odada bitmiş. Şu an meyve ve pin gelişim aşamasındayız. Yani
Hatta şuraları bakabilir misiniz? Dün buradan hasat yapıldı. Yani bakın, hasat yapılan yer şu şekilde kopuyor. Aslında bunlar da dün toplanmalıydı. Şu an biraz gecikme olduğu için bakın şekilleri, mantar meyveleri yukarıya kalkmaya başlamış. Ama bu şu demek değildir. Bunun bu meyvelerin henüz pazar değeri düşmedi. Hala sağlıklı, güzel bu meyveler. Ama iki gün daha bekletirsek pazar değeri düşmeye başlar bu meyvelerin. Peki Sayın Hocam, şunu da sormak istiyorum sizlere. Burada evet toplanıyor şu anda. Bu mantarları topladıktan sonra hemen pazara mı sunmak gerek, yoksa depolama şansımız varsa depolasak? Soğuk hava deponuz varsa 2-3 gün depolayabilirsiniz. Ama yoksa bugün içinde pazara sunulmalı. Yoksa formu bozulmaya başlıyor. Yani bir gün beklerse bir şey olmayabilir ama ikinci gün başlar bozulmalar. Evet. Hocam şimdi görüyoruz, aslında programlarda da bahsetmiştik. Nasıl delikler açılmalı kompost poşetinde? Burada hazır fırsatını bulmuşken şöyle gösterebilir miyiz bir tane örneği? Şöyle delikler açabiliriz. Şuradan bir örnek gösterelim. Şu kompost poşetini gösterebilir miyiz? Bakın. Bir tane delik buradan açmışız. Bir tane buradan, bir tane buradan. Yani meyveler birbirini ezmeyecek şekilde kesmişiz delikleri. Birbirinden uzak. Yandaki komposta nasıl? Bakın, şu iki meyvenin arasına gelecek şekilde bir delik açmışız. Yani şu öbekle bu öbek birbiriyle çakışmamasına özen göstermişiz. Buradaki amacımız bu. Aynı şekilde kompostun arka tarafına da delik açıyoruz. Şu kompost öbekleri birbiriyle kesişmeyecek şekilde olmasına özen gösteriyoruz. Hasat yaparken gördüğünüz gibi ufak bir el hareketiyle meyveyi poşetten ayırabiliyoruz. Yani hafif bir eğimle koparabiliyoruz rahatlıkla. Bu mantar kasalarını yaklaşık 5 kilo olarak ortalama dolduruyoruz bu şekilde. Şunu da merak ediyorum. Şimdi buranın hasadı yapıldı. Yaklaşık bir 35-40 günlük bir süreç sonrasına geldik bugün. Hasadı yapma aşamasına. Yapılmaya başlandı. Evet. Peki bundan sonra tekrardan pinç çıkartmak için ne gibi işlemler yapmamız gerekiyor? Veya bu son muydu? Artık işlemin sonu muydu? Bakın şu poşetlerdeki tüm meyveleri, bunları tüm meyveleri topladıktan sonra ve bu pinler bu arada bir 3-4 gün içinde gelişecek, hasada gelecek. Tüm bu pinleri ve meyveleri hasat ettikten sonra tekrardan kuluçka, inkübasyon dönemini taklit ediyoruz. Yani kuluçka dönemini yeni bitirmişiz gibi tekrardan pin tetikleme yapacağız taklit ettikten sonra. Tekrardan pinler gelişecek bu komposta. Ama şöyle bir fark var. İkinci flaşta, ikinci pin tetiklemede biraz daha verim düşük olur. Neden? Kompostun enerjisi azalmış olacak. Yani enerjisini mantar büyütmek için harcamış olacak kompost. Evet. Peki hocam, burada sıcaklık değişimi veyahut herhangi bir değişiklik yapıyor muyuz? Yani hasadı yaptıktan sonra. Tabii. Hasadı yaptıktan sonra kuluçkayı taklit edeceğiz ya, tekrardan
sıcaklığı artırıyoruz. Kompostlarda kızışma yaptırmak için, yani sindirimi artırmak için tekrardan. Ve oksijen seviyesini azaltıyoruz. Karbondioksit seviyesini yükseltiyoruz. Işıkları kapatıyoruz. Tekrardan kuluçka ortamı yaratıyoruz. Ve kuluçka ortamını yarattıktan sonra tekrardan oksijeni artırıp sıcaklıkları azaltıp pin tetikleme yapıyoruz. Evet. Peki hocam, şimdi yeni bir tesis kurmak istiyorum ben, şu anda buranın sahibiyim diye örnek verebilirsek. Daha sonrasında yeni tesis kurduğumuzda bu mantarları tohum olarak kullanabiliyor muyuz, şu anki hasat ettiğimiz mantarları? Bu mantarlardan, sağlıklı meyvelerden biz doku örneği seçersek ve laboratuvar şartlarımız, güzel laboratuvar şartlarımız varsa bunun meyvelerin dokularından tohum elde edebiliriz. Ama bunun için bir tohum üretim prosedürüne sahip olmanız gerekir. Yani evimizde üretemeyiz kendi elimizde. Üretebilirsiniz ev ortamında ama çok sağlıklı olmaz. Laboratuvar şartlarında steril ortamda üretmemiz gerekir. Yani tohumu üretmek biraz hassas bir konu. Ev ortamında üretiriz. Mantar meyvesi de alırız ama verim düşük olur. Riski yüksek olur ev ortamında yaptığımızda. Şimdi hocam, programın ilk bölümünde bahsetmiştik, mantarlarda %20'lik bir verim almamız gerekiyor standart. Tabii zarar etmememiz için minimum %20'yi bulmamız lazım. Peki hocam, yani ben çok kazanç sağlamak istiyorum, her şeyi mükemmel yapıyorum dediğimde alabileceğim verim düzeyi nedir? Eğer kompostunuz, her şeyiniz çok ideal olursa %30'un altına, istiridye mantarında %30'un altına düşmemeniz gerekir verim açısından. Her şeyi optimize ettiğinizde verim kesinlikle %30'un üzerinde kalır her üretimde. Bu da direktmen aslında kazancımıza tabii, kazancımızı da etki etmiş oluyor. Tabii. Peki hocam, yani şu anda mantar yani, hasadı yapılıyor. Bu oda için 100 bin lira harcayarak, günümüzde 100 bin lira harcayarak %30 verim elde ederseniz cironuz 300 bin lira olur, yani 200 bin lira kazancınız olur 3 ton mantar elde ederseniz. Yani para da kazandırır güzel bir şekilde. Evet, aslında merak edilen tek soru şu hocam, mantar üretiminde özellikle meraklı olan kişiler açısından, mantar üretimi para kazandırıyor mu? Kazandırıyor. Eğer üretebiliyorsanız ve pazarınız sağlıklı bir pazar oluşturabiliyorsanız kazandırıyor. Yani üretiminiz stabilse, standartsa, pazarınız standartsa kesinlikle çok iyi para kazandırıyor. Yani. Ama bir ay ürettiniz, bir ay üretemediniz, bir ay formu kötü oldu, yani standart dışına çıktığınız zaman çok iyi para kazandırmıyor. Evet, pazara düzenli olarak aslında ürün sunmamız gerekiyor. Pazarınızı oluşturmanız, sağlıklı bir pazar oluşturmanız gerekir. Evet. Bakın hocam, şurada bir şey göstermek istiyorum. Buyurun hocam. Şurada gayet sağlıklı bir mantar meyve formu var. Ama şurada gördüğünüz lekeler var ya, kamerada görünüyordur herhalde. Bu lekeler su damlalarından oluşuyor daha çok. Yani mantar meyvesi üzerine herhangi bir su damlası damladığı zaman o su damlası kuruyana kadar o bölgede mantar nefes alamıyor. Lekeler oluşturuyor. Yani bu meyve döneminde iklimlendirmede mantarı ıslatmamak gerekir. Yani nemlendiricilerle farklı şekilde ıslatmamaya özen göstermek gerekir. Evet hocam, söyleyeceğiniz daha fazla bir şey yoksa isterseniz yavaş yavaş programın sonuna gelin. Evet. Çünkü biliyorsunuz şu anda maskelerimiz de çok burası için uygun değil. Şu anda evet, şu an biraz spor oranı da yüksek odada. Çok fazla durmamamızda fayda var. Evet, yani kısa zamanda aslında çok fazla konuya değindik. Birçok soruya da cevap bulmuş olduk. Değerli izleyiciler, bir teoriden pratiğe mantar üretimi programımızın daha bu şekilde sonuna gelmiş olduk efendim. Karacabey'deydik, Bursa'mızdaydık. Mantar üretim tesisinden sizlere seslendik. Mantar üretiminin son aşaması olan hasat aşamasını sizler için ekranlara taşımış olduk. Değerli hocam, Doktor Yavuz Selim Şahin'le birlikte bir programı da bu şekilde noktaya koymuş olalım hocam. Çok güzel bilgiler verdiniz. Yani teorisini konuştuk, işi de pratiğe döktük artık. İzleyicilerimizin de aklındaki birçok soruya cevap bulmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Evet.
Değerli izleyiciler, sizler de aklınıza takılan bütün soruları Köy TV sosyal medya hesaplarından, Köy TV WhatsApp hatlarımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Mantar üretimine dair sorularınız cevapsız kalmasın diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Köy TV'de kalın, köyde kalın. Hoşça kalın efendim. Thank you.